Merhum Üstad Kadir Bey, bir defasında tam da burada giden kelimelerin, unutulan kelimelerin her birinin Kur'an-ı Kerim ile bağımızı tesis eden iplikler olduğunu ve bütününün kalın bir halat teşkil ettiğini anlattıktan sonra elinize bir jilet alsanız, tek tek ince iplikleri kesseniz uzunca bir süre farkına bile varmazsınız ama son tahlilde halat kopar Zaten yapılmak istenen de budur. Yani köklü, klasik, kadim Türkçe'ye e, yönelen suikastın aslında e, dine yönelen bir suikast olduğunu en iyi idrak eden üstadlarımızdan da merhum, münevverimiz. Allah gani gani rahmet etsin ve verdiği güzel örneklerle de yaşayacaksan böyle yaşayacaksın. Ya. Şu fani dünyada atmosferi kirletiyorsan Öyle yaşayacaksın işte. Bin kelimeyi boykot. Bin uydurma kelimeyi boykot kitabını ezber ettik ya. Yani bunu duymadan da tabii hissetmeden de konu üzerine bir şey söyleyemiyorsunuz. Söyleseniz verimli olmuyor. O bunu en iyi şekilde hissedenlerdendi. Çok fazla mülakatımız olmadı. İki defa görüştük. Yani biri yarım saat, biri bir saat filan ama o zaten kitaplarıyla kendini anlatan biriydi. Biz kitaplarıyla çok meşgul olduk. O görüşmelerimiz de çok manidar oldu. Değerli oldu. Efendim, lütfetti. Efendim, cömertçe zamanını ayırdı. İlk karşılaşmamızda bir beyt okudu. Yani sanırım bu salondu veya aşağısı. Karşı karşıya geldik bir beyt okudu. Sanki nükte yaptı. Beytin birinci mısrağı Ziya Paşa'dan, ikinci mısra Bağdatlı Ruhi'den. Biz birbirine naziri olan şiirden seçiyor. Şöyle söylüyor. Bu alemi fani denle mirüne gedayız. Düzeltiyorum. Şöyle söyledi. Nükte zaten orada. Terki bir acı biz iki yetimiz var. Alalara alalanuruz pestile pestiz. Şimdi terkibi acı biz iki hasiyetimiz var Ziya Paşa'nın. Alalara alalanırız pestile pestiz Bağdatlı ruhinin. Fakat her ikisi iki ayrı beyt her türlü anlam buluyor yani. <laughs> Bağdatlı'ya göre şu. Bu alemi fanide ne ne gedayız alalara alalanırız pestile pestiz. Sualinize cevap da teşkil ediyor. Şimdi şu kelimeye bir bakalım yani. Ala pest terkibi acip. Yani bu kelimelerin her biri yerine ne koyarsanız koyun bütün haşmetini lezzetini kaybediyor. Bağdatlı Ruhi Merhum diyor ki biz diyor bu alemde ne yukarıdayız ne aşağıda kardeşim falan. Duruşa bak yani. E neredesin abi insan ya yukarıda durur ya aşağıda. Cevap veriyor. Karşımızdaki mütevazıysa ayağının altına seriliriz. Kibirlenirse tepesine çıkarız. Jeste jeste reste rest. Duruş bu. Tam da İslam ahlakına uygun biçimde tevazuun tarifi yani. Kibirlenene karşı kibirlenmek sadaka vermek gibi sabahtır. <laughs> Onu söylüyor. Buna nazire yazan Ziya Paşa ise terki bir acı biz iki hasiyetimiz var. Ahbabımızın devletiyiz, hasma belayız. Biz diyor acayip bir karışımımız, al alaşımız. İki özelliğimiz var. Dostlarımız için devlet övünç vesilesi düşman içinde belayız ve selam. Şahsi duruşunu da kendi yani Kadir Bey nakletti ki şey, şahsi duruşunu da özetleyen biraz önce arz ettiğim gibi İslam ahlakına uygun yani ezilmeyeceksin arkadaş ezdirmeyecek ama ezmeyeceksin de muhatap kibirliyse cevabını verip tepesine çık mütevazıysa da mütevazı ol yani sen daha çok tevazu et ona karşı Kişisel gelişim sağda solda konuşulur. Adında yok meymenet. Kişisel gelişim. Yani şahsi terakki. Kimin evet. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya buna dair kelamlara bakıyorsunuz. Nereden? Batı'dan gelmiş. Belçikalı biri gelmiş. Alman biri gelmiş falan. Bize ahlak öğretecek. Yol yordam gösterecek. Sevgi nedir anlatacak. Yapma ya. Yapma ya. Sen sömürgecisin bir defa ya. Ahlak senin neren ya? <laughs> tövbe estağfurullah. Bir otur bakayım elindeki sömürge kanını bir yıka öyle bir. Bir otur bir tövbe istifare et. Kendine gel. Aşkın ana vatanındasın sen. Öğreneceğin bir şeyler olur senin burada. Vereceğin değil. O bahis de söz bizimdir. Demek var da. Evet hocam. Korkarım <laughs> alacağım cevap. Beni yoracak, üzecek. Diyecek ki kendi kaynaklarınızdan ne kadar haberiniz var. Ya maalesef hocam. İşte o. Işte, acı olan orası. Bizim kaynak problemimiz yok. Bizim idrak problemimiz var. İdrak yolları iltihaplı. <laughs> bir ölçüde. Böyle üstadlar, merhum Kadir Bey gibi üstadlar ki o yani çoğul bir kelime kullandığıma da bakmayın yani yek tane adam yani semasında tek yıldız diyordu ya Cemil Meriç bazıları için İbni Haldun için mesela. O da onlardan hakikatçi diye överdi. Evet. Övmüştü Kadir Bey'i malum. Onlar sayesinde işte bir idrakimiz şöyle bir açılıp önümüzdeki bulutlar dağılıyor da bir dakika diyoruz yani. Son derece önemli bir görev, misyon. Allah kani gani rahmet etsin. İçimi ferahlatan tek şey e, hayli çırak bıraktı. Yani boş değil, saha boş değil. Bu hususa ehemmiyet atfettiğini, çok önemsediğini hasbel kader biliyorum. Yani çeşitli vesilelerle biliyorum. O yüzden içim rahat. Bizim bu tarafımızdan noksandır. Yani biri yetişir ama yerine kimse kalmaz. Gider boş kalır filan. Burada öyle değil. Müesseseleşmiş bir durum var. Mekan önemli. Hatıralar var. Kendisi de orada yatıyor zaten. Hemen yanı başında. Bu idraki daha bir parlatıp, keskinleştirip, gayretimizi artırıp inşallah. Ben gittikten sonra bak sen demişti bana. Ben gittikten sonra bak sen dedi. Daha neler olacak dedi. Ben, neler yetişiyordu. <laughs> Önce bir haşladı. Yani ilk tanışmamızda esaslı bir haşladı bizi. Lafı döndürüp dolaştırıp durma dedi. Dikine söyle dedi. <laughs> dedim üstad ben Karadenizli değilim. <laughs> Adım Kadir değil. Yani <laughs> ben onu yapamam dedim. Sonra affetti. Doğru dedi. Senin üslubun güzel dedi. Böyle devam et dedi. Ve çok ümit verici şeyler söyledi delillendirerek mevsim bahardır dedi. Cennet mekan Abdülhamid Han böyle bir neticeye gittiyse beceriksizliğinden değil haşa dedi yani. Dehası zayıftı falan değil. iyiydi dedi. Çok kabiliyetli ama mevsim kıştı dedi. Kara kış. O kadar olabildi dedi. Şimdi mevsim bahar dedi. İlk anda inanılması zor olan ya nasıl oluyor falan diye insan düşündürten şey sıkı gerekçelerle bizi ilzam etti. Yani, kıpırdatacak yerim kalmadı hakikaten. Allah gani rahmet etsin. O çizgide, onun tavsiyelerini de çok önemseyerek, ehemmiyetle hep hatırda tutarak biz de naçiz faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Enteresan, bir tarafına hayran oldum mesela. Tanıştık, ilk görüşme burada. Kart verdim, kart vizitim hep olmaz yanımda ama nasıl o gün vardı. Kartvizit'i aldı. Çekmeceye koydu. Aradan geçti bir buçuk yıl. Bir gün telefonum çaldı. O genç arkadaşım burada mı bilmiyorum. Ben filanca. Kend telefonda kendini tanıttı. Buyurun dedim. Ü Üstadım Kadir Bey, Kadir Mısıroğlu beni size yönlendirdi dedi. Hayırdır dedim. Bir kitap yazıyorum dedi. Sultan Fatih Marhum'a dair. Orada dedi beş beyitli bir gazel yazdım. İmtisali cahidi fillah olup niyetim, dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim diye başlayan beş beytli bir gazel. Fatih merhumun diye yazdım dedi. Ancak baskıdan önce kontrolüne verdiğimde, Üstad merhuma dedim ki, ben bunu Fatih'in diye yazdım ama, Üçüncü Mehmed'indir diyen de var. Tarihçiler arasında ihtilaf var. <laughs> Veya edebiyat ehli arasında. Ne dersiniz dedim. Size gönderdi, kartı verdi, telefonunuzu verdi. Bu sahada söz hayatı inançındır, üstad odur dedi. dedi. Çok macip oldum tabi ama <laughs> hocama gitti tabi. Ne diyorsa o demiş. <laughs> ona sor demiş. Ben de yazdım bunu vaktiyle bir kitapta. Fatih'in diye yazdıydım. Sor ona demiş. Sordu. Benim dikkatimi çeken şu. Ben bugün 60 yaşındayım. O, o gün 80 yaşındaydı bir defa görüştüğüm bir zatın kartını, telefonunu muhafaza edip 18 ay sonra hıni hacette çıkaracak hafıza bende var mı? Eyvallah yok. Yok, rezil olurum yani. Yani böyle biri de geldi ama falan, sakimdi o ya adı neydi falan. <laughs> Derdim herhalde. O hiç tereddütsüz ilk karşılaşmamız olmasına rağmen sonra bir kere daha görüştük. Demek ki Oradan da bir ders alalım. Merhumun vefatından sonra verdiği bir ders olsun. Odaklandığınız zaman, dikkatinizi teksif ettiğiniz zaman, çerçöpten çöpten arındırdı. Şimdi hutbede söylediği gibi hoca efendinin malayaniden. malayaniden kendinizi kurtarabildiğiniz zaman beyninizin kapasitesine siz de şaşarsınız. Meğer Allah ne imkanlar vermiş de biz israf ediyoruz, biz çarçur ediyoruz demek ki. Bu ortaya çıkar yani. Evet. O yaşta o keskin dikkat ancak ilgiyle malayaneden kaçmış olmakla ona buna iltifat etmemekle kabil. O yönüyle de bizim için örnektir.